1 eksi kosinüs 10 bölü 1 artı kosinüs 10 ifadesinin eşitine bulunuruz. Şimdi burada tabii terimlere bakarsak çıkarma var yukarıda pay kısmında. Payda da toplama var. Çıkarma ve toplama varken biliyoruz ki sadeleştirmek pek mümkün olmuyor. İşte bu amaçla bu birleri yok etmek için kosinüsün yarım açı formülünü kullanabiliriz. Az önce de söylemiştim. Tekrar yazalım formülleri. Kos kare eksi sin kare vardı. Onu kullanmayacağım burada. 2 kos kare x eksi 1 vardı ikincisi. Bir de 1 eksi 2 sin kare x vardı. Kos kare eksi sin kare burada kullanmayacağım. Birlere götürmek amacım benim. 1 eksi kosinüs 10 formülünde hangi açı, yarım açı formülü kullanmalıyım birine gitmesi için? Tabii ki de şu alttakine. O zaman şurada şunu uygulayacağız. Altta ise üsttekini uygulayacağız. Yani 1 eksi kos 10 yerine 2 kos kare 5, yarım açısı çünkü. 2 kos kare 5 eksi 1 x yazdım oraya. 2 kos kare 5 eksi 1 bölü payda için ise kosinüs 10'u ters mi yazdım? Tabii ters oldu benim söylediğim ters yazmış. Noktaya göre karıştı. Mavi alttakini kullanacaktım. 1 eksi 2 sin kare çıkacak dedim. 1 eksi 2 sin kare eksi. Alt taraf için ise kos kare kullanacağım. Yani 2 kos kare x eksi 1. Bunu yaptığımızda eksi dağıttığımız zaman eksi birler artı birler gidecek. Geriye 2 sin kare x demişim gene yani zaten 5 olacak şunlar. Acil ettik. Onun yarısı çünkü 5. Birler gitti. 2 sin kare 5 kaldı yukarıda. Aşağıda da birler gidiyor. 2 kos kare 5 kalıyor. İkiler de gidiyor. Ortak olarak kare alırsak yani sin 5 bölü kos 5'in parantez karesi gibi yazabiliriz bu biliyorsunuz. Sin bölü kos da nedir? Tanjant 5'tir. O zaman tanjant 5'in karesi çıkıyor. Ya da tanjant kare 5 diyebiliriz buna. Tanjant kare 5. Nereden aklıma geldi? Tekrar söylüyorum. Bu birleri götürmek adına kosinüs 10'un yarısı 5 olduğu için bunu 5 derece çevirmek istersem yarım açıya. Ya 2 kos kare eksi 1 ya da 1 eksi 2 sin kare kullanacağım burada. Uygun şekilde üst tarafta 2, 1 eksi 2 sin kare birler gitsin diye. Altta da 2 kos kare eksi 5 açılımını kullandığımız zaman birler gidip sadeleşme mümkün hale geliyor. Sinüs 76'nın değeri a imiş. Sin 21 bölü sin 7 artı kos 21 bölü kos 7. Doğal olarak burada payda eşitlersek yani bunu kos 7 ile bunu sin 7 ile çarparsak ve ortak payda yazarsak ne olacak şimdi? Sin 21 çarpı kos 7 artı kos 21 çarpı sin 7. Paydamızda da ne var? Sin 7 kos 7. Üst taraf toptan fark formülüne benziyor. Çünkü 21'in sinüsü ve kos 7 var. Sonra tam ters kosin. Kosin, sin, kosin olduğu için bu sinüsün toplam formülü diyoruz. Yani bu o zaman sinüs 21 artı 7 oluyor toplam formülüne göre. Aşağıda da dikkat ettiyse eğer sin çarpı kos var ki açı aynı ama başında 2 yok. 2 olsaydı eğer sinüs 14 diyecektik. 2 olmadığı için biz buna sinüs 14'ün yarısı diyebiliriz o zaman. Çünkü 2 yok. Ve 1 bölü 2 diyebiliriz başına.
Ya da beğenmediyseniz payı payda ikiye genişletebilirsiniz. Artık nasıl istiyorsanız öyle yapalım. Yani gene bunu aynaya yazayım istiyorsanız şöyle. Sonra yani. Burada da işte her iki tarafı ikiye çarparsak payı paydayı. 2 sin 7 cos 7 de ne olacak? Sinüs 14 yapacak. O zaman yukarısı 2 çarpı sinüs 28 oluyor. Aşağısı da sinüs 14 yapıyor. Buradan da dikkat ettiysek 14 28'in yarısı. O zaman biz sin 28 yarım açıdan bir daha açalım. 14'e indirgeyelim. O zaman 2 çarpı sinüs 14 kosinüs 14 yapacak. Aşağısı da sinüs 14. Bunlar gidecek. 2 kere 2 4. 4 çarpı kosinüs 14'e kadar bunu sadeleştirdim. Şimdi elimizde olan neydi? Sin 76 aymış. Bir kere 76 ile benim açım 14 toplamı kaç yapıyor? 90. Bunlar tümler olduğu için cos 14 yerine sinüs 76 yazabiliriz. Eşdeğer çünkü bunlar. O zaman sin 76a olduğuna göre sonuç ne çıkıyor? 4a çıkar. Bir daha bir özetleyelim. Önce pay değiştirdik. Pay değiştirince üst kısım sin cos cos sin olduğu için ve toplam olduğu için bu sinüsün toplam formülü. Yani 21 artı 7'nin sinüsü oluyor. Ve aşağıda da sin 7 çarpı cos 7'yi de yarım açıya benzetmek için 2 ile genişlettim kesişimi. 2 ile çarptım payı payı. Böylece 2 sin 7 cos 7 de sin 14 oldu. Yukarısı 2 sin 28. Bir baktım ki yine 28 14'ün 2 katı. O zaman 28 yarıya indirirsem 2 sin 14 cos 14. Gerek 4 kosinüs 14 kalıyor. Kosinüs 14 de tam sin 76'ya eşdeğer. Çünkü iki açının toplamı 90 ise kümlerse birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne eşit oluyor. Böylece cevapta 4 alarak bulmuş olduk. Sinüs 6 derecenin karşılığı x'miş. Sin kare 42'nin x türünden eşitini bulun demişler. Şimdi tabi burada 42 ile 6'nın ne alakası var onu bulmamız lazım. 42 6'nın 7 katı ama bununla ilgili bir şey yok. Ya yani biz aradığımız şey bu 2 katı mı acaba, yarısı mı, toplamı 90 mı? Yani bu tür ilişkiler. Bu açıdan bakarsanız şunu görmeniz lazım aslında. 84'te 6'nın toplamı 90 yapıyor. Pi bölü 2 yapıyor ya da. 84 aslında nedir? Bu da 42'nin işte 2 katı. Yani şöyle başlayayım isterseniz harekete. Sin 6x demiş ya. Bunu alıp şöyle düzenleyebiliriz. 6'ın sin 6 yerine cos 84 yazabiliriz. Çünkü tümler açılar olduğu için 84 ve 6. Sin 6 yerine cos 84 yazabilirsiniz. Bu dönüşüm yaptığımızda aradaki ilgi alaka ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi 84 42'nin 2 katı. O zaman sin kare sorduğu için kosinüsü yarım açısından da sinüsü olan formülü kullanırsak bunu bulmak adına. O zaman kosinüs 84'ü açarsak yarım açıdan 1 eksi 2 sin kare kullanacağım. 1 eksi 2 sin kare 42 olur. Bunu eşdeğeri eşittir. Cos 84 madem ki x, o zaman 1 eksi 2 sin kare 42 eşitlersek 2 sin kare 42 sol tarafa atarsak bu da 1 eksi x olur. 2'ye bölersek işte sin kare x ne çıktı? 1 eksi x bölü 2 çıktı. Belki burada görmeniz çok kolay olmazdı ama işte ilgi bu. 6'nın tümleri 84. 84 42 2 katı olduğu için buradan olayı ne yaptık? Yarım açıya bağladık. Yarım açıda da sin kare lazım olduğu için cos kare eksi sin kare değil ya da 2 cos kare eksi 1 değil de 1 eksi 2 sin kare formülünden yola çıkarak amacımıza ulaştık. Sinüs 4 derece k olursa
sin kare katmış. Bu da demek ki yine aynı aslında. Yani aşağı yukarı aynı olmuş. Çünkü 43'ün 2 katı 86. O da 4'ü 96 tamamlıyor. Yine aynı olmuş. Sadece değinip geçelim olmazsa. Yani şöyle. Sinüs 4K ise kosinüs 86'da kaldı. Ha, bu sefer yarım açı derken ama kosinüs çıktı karşımıza. Ne yapalım o zaman? Kosinüs, yoksa demin de mi kosinüs? Aynı şeymiş, pardon. Kosinüs 86 eşittir K. Gene ne yapacağız? Bunun yerine 1 eksi 2 sin kare kullanıp yapacağız artık. Yapmayacağım, aynısı olmuş artık bu. Gelelim buraya. Kosinüs 40'ın 4. kuvveti, sinüs 40'ın 4. kuvvetini çıkarıyorsunuz. Sin 5 çarpı kos 5'e bölüyorsunuz. Şimdi üst tarafta 2 kare fark olarak algılayabiliriz. Çünkü bu karesinin karesidir. Bu da karesinin karesidir. Yani kos kare 40'ın karesi ile sin kare 40'ın karesinin farkı. 2 kare farkına göre parantez içinde yazdıklarımı bir toplayacağım. Yani kos kare 40 ile sin kare 40'ı toplayacağım. Bir de çıkartacağım. Bölü. Sin 5 cos 5'i sonra ayarlayacağım. Olsun bakalım. İşte cos kare 40 artı sin kare 40, yani aynı açının sinüsünün karesi ile kosinüsünün karesini toplam 1 ettiğimde burası 1 yapacak ve çarpmada etkisi eleman girecek bu. Burası 1 yapıyor ve çarpmada etkisi yok, gitti burası. Cos kare 40 eksi sin kare 40, yani cos kare a eksi sin kare a yarım açıdan kosinüs 80 yapacak bu da yarım açıya göre. Şimdi ne oldu? Kosinüs 80 bölü sin 5 cos 5. Sin 5 cos 5 de sonra sakladım. Biliyorum ne yapacağım aslında da. 2 ile genişletirsek gene kesimiz daha rahat anlarız gene. 2 ile çarparsak 2 sin 5 cos 5 ne yapacak bu da yarım açıdan? 2 katına geçecek. Sinüs 10 yapacak bu da. O zaman 2 cos 80 bölü sin 10 yapacak. 10 ve 80 de tümler olduğundan tümler. Cos 80 ile sin 10 eşit zaten bunlar. Birbirine eşit. Sinüs 10 ve cos 80 eşit. Yani bölünce 1 olacak. O zaman geriye ne kalıyor arkadaşlar? 2 diye bir sayı kalıyor. Dört kosinüs x eşittir 3 sinüs x olduğuna göre tanjant 2x ne olur? Şimdi önce şuraya bakalım. 4 cos x eşitmiş 3 sinüs x'e. Yani kosinüs x'e 3k dersek sinüs x'e 4k diyebiliriz. Ve şunu biliyor olmamız lazım. Tanjant x lazım zaten bize burada. Tanjant x'e ne eşittir? Sin bölü cos. Yani 4K bölü 3K. Yani 4 bölü 3. Demek ki x'in tanjantı 4 bölü 3. İlk verilen maddeden buna ulaşabiliriz. Şimdi istenen şey bunun 2 kat açısı. Tanjant 2x. O zaman bunu yarım açıya çevirirsek. Tanjant 2x'i. Formülü tekrar yazalım biz. 2 tanjant x yukarısı oluyor. Bölü. Çünkü tanjant a artı tanjant b'de ikisi de aynı alınca tanjant x tanjant x. 2 tanjant x yapıyordu. 1 eksi tanjant kare x. Tanjant x yerine 4 bölü 3 koyarsak 2 çarpı 4 bölü 3 bölü 1 eksi 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9. 8 bölü 3 bölü burası da paydayı seçsek 9 bölü 9. 9'dan 16 çıkınca eksi 7 bölü 9. 8 bölü 3 aynen tutup alt takını ters çevir çarparsam eksi 9 bölü 7 yapıyor.
3 ve 9'u da sağa değiştirirsem burada 3 kalır. 3 kere 8 24. Eksi 24 bölü 7 çıkıyor. Sonuç. Yani ilk verilen, bana verilen malzemeden tanjant x'e ulaştım. Ve yarım açıdan tanjant 2x'i yarım açıya çevirdim. 2 tanjant x eksi 1 x tanjant karesi formülünden. X tanjant x'e de 4 bölü 3 alıp yoluma baktım. Tanjant 202,5 derece. Ne demek şimdi bu? 202,5 biraz sağa değiştirelim. 202,5 aslında 180 artı yani pi artı 22,5 yapıyor. Bunu böyle görebiliriz. Bunu da indirgersek 202,5 180'i geçtiği için bu 3. bölgede. Üçüncü bölgede parolamız kara tahtaydı. Yani kotanjant, tanjant artı. O zaman pi'de atınca fonksiyon değişmiyor madem. İşaret de artı kaldı. Demek ki tanjant 22,5 ile eşdeğer bu. Yani ben tanjant 22,5 bulursam işlem tamam. Yani bunu bulmalıyım demek. E 22,5'da fark ettiyseniz 45'in yarısı. O zaman ben tanjant 45'i yarım açıdan 22,5'a çevireyim. Nedir? 2 tanjant 22,5 bölü 1 eksi tanjantın karesi. Tanjant 22,5'un karesi. Aradaki ilişki bu. Ve tanjant 45'in 1 ettiğini biliyor olmanız lazım. 1. O zaman içler dışlar, hatta tanjant 22,5'a da x diyelim, fazla yazması zor geldi bana biraz bunu. Bunlara x dersek diyelim. Yani bunu x kare diyelim. Buna x diyelim. O zaman 1 eşittir 2x bölü 1 eksi x kare gibi bir denklem çıkıyor. İçler dışlar 1 eksi x kare eşittir 2x oluyor. Oradan da x kare karşıya atarsam artı 2x eksi 1 sıfır tarzında bir denklem çıkıyor. İşte buradan x'i bulmamız lazım şimdi. Tabii şimdi bu çarpanı ayrılması, onu söyleyeyim ben. Çünkü çarpımlar eksi 1 olan, toplamlar 2 olan sayı arasanız da bulamazsınız. O zaman deltasına bakmamız lazım. B kare eksi 4 AC'den 2'nin karesi 4 eksi 4 A x karenin katsayısı 1, c eksi 1. 4 artı 4'ten burası 8 çıkıyor. Sonra kökler x 1 eşittir eksi b artı kök delta, yani eksi 2 artı kök 8 bölü 2a, yani 2. Diğer kökte eksi 2 eksi kök 8 bölü 2 olur. Yalnız tanjant 22,5 birinci bölgede bir açının tanjantı eksi çıkamaz ki, bunlardan ikincisi eksi, çünkü eksi 2 eksi kök 8 eksi çıkıyor. O zaman bunu eledim bölgesinden dolayı. Demek ki şu olmalı. Bunu da düzenlersek biraz. Eksi 2 artı 2 kök 2 bölü 2 dersek ve 2'leri sadeleştirirsek eksi 1 artı kök 2 şeklinde ulaşabiliriz. Biraz sıkıcı bir soru oldu. Baştan bir daha özetleyeyim isterseniz. Şimdi ne yaptık önce? 202,5 biraz büyük bir açı. Neye göre büyük açı? Dar açı değil. Dar açıya çevirmeye çalıştım. 180 artı 22,5 olduğunu düşündüm. Bölgesi 3. bölge. Orada paralamız kara tahta. Kotanjant tanjant artı. O yüzden işaret gene artı kaldı. Pi atınca, 180 atınca tanjant gene tanjant kalıyor. Yani tanjant 202,5'un tanjant 22,5 olduğunu buldum. 22,5'un da 45'in yarısı olduğunu görmeniz lazım. O zaman tanjant 45'i açarsak yarım açıya göre indirgersek 2 tanjant 22,5 1 eksi tanjant kare 22,5 dersek tan 45'e 1 verdim ve tanjant 22,5'a da x harfini verip daha kolay yazmak için karşıma böyle bir denklem geldi. X kare artı 2 eksi 1 0. Bunu çarpımla ayıramadım.
Zaten deltasına bakarsanız 8 çıkıyor. Delta tam kare çıkmazsa zaten çarpanlar ayrılmıyordur. Yani. Çünkü köklü bir sayı çıkıyordur. O yüzden demek ki normalmiş. Deltasını bulduk 8. Kökler eksi b artı kök delta bölü 2a eksi b eksi kök delta bölü 2a'dan 2 tane kök bulduk. Fakat tan 22,5 artı çıkması lazım ki x2 şu an negatif bir şey. Attım onu. O yüzden bunu attım. Bunu da sadeleştirirseniz bir eksi 1 artı kök 2 olarak bulursunuz. Şimdi bir şey daha söyleyeyim aklıma gelmişken. Daha önce anlatmadım galiba. Aslında daha önce geçen yılda yarım açıları şöyle yapıyorduk formülü bilmeden. Bir tane geniş açılı üçgen çiziyordunuz ikizkenar. Buradan da aşağıya bir dikiniyordunuz. İşte bunlar 22,5 olsun. Burası 22,5 olsun. İki iç açının toplamı şurası 45 veriyor. Burası da 45 yapıyor dikişken olduğu için. Buradan faydalanıyorduk aslında. Bu şekilde ek çizim yapıyorduk. 22,5'un tanjantını bulmadan önce 45'e bakalım. Bunlara 1 dersem buraya 1. 1 dersem burası 42 olur. Burası da ne olur? 42 olur. Yani şu uzunluk 1 artı 42 oldu. Şimdi 22,5'un tanjantını bulmak için karşıyı komşuya böleceğim. 1 bölü 1 artı kök 2. Paydayı rasyonel yapmak adına eşleniyle çarparsanız 1 eksi kök 2 bölü paydamız 2 kare farkından 1 eksi 2 olur. Yani paydamız eksi 1 yapıyor. O zaman cevap kök 2 eksi 1 çıkıyor işte. Daha kolay oldu bakın. Burada çünkü bayağı bir uğraştı. Kök 2 eksi 1 bulana kadar şurada. Burası daha kolay oldu. Yani bu da aklımızda olsun. Bunu geçen yıllarda yapıyorduk. Yarım açı formülleri çünkü geçen sene görülmedi ama yarım açı ile ilgili soruları bu şekilde yapabiliyorsunuz bazen. Burada nasıl peki çiziyorduk biz bunu? Yarım açıyı yani yarısını aldığımız yarım açıyı içeren ikizkenar bir üçgen geniş açıda çiziyorsunuz. İkisinin toplamı şu 45 işte burada verdi. Buradan aşağı dikinip ve burada dikişken elde ediyorsunuz. 45'in oranlarına göre burası 1 ise burası 1 ise burası 42 olur dedik. Ve şu üçgen de ikizkenar olduğu için burası da 42 oldu. Böylece şu kenara 1 artı 42 burası 1. Yani bu büyük üçgende de burası 62 bu. 67,5. Burası 22,5. O zaman 22,5'un tanjantı lazımsa karşı bölü komşu yaptık. Bu çıktı ama bunu da düzenlerseniz eşliğine çarptığınız zaman kök 2 eksi 1 ya da eksi 1 artı kök 2 dersiniz. Demek ki ne? Aynı olur ve daha da basit bir işlem yapmış olduk. Onu da söyleyeyim. Kotanjant x 4 bölü 3 olduğuna göre tanjant 2x ne olur? Şimdi gene yarım açı var gördüğünüz gibi x ve tanjant 2x'ten dolayı. Şimdi tanjant 2x'i bir açalım bakalım tekrar. 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjantın karesi. Yani tanjant 2x'e ulaşmak için bana tanjant x lazım. Elimizde ne var? Kotanjant. Olsun. Kotanjant x 4 bölü 3 olursa tanjant ne olur? Çarpmaya göre ters olur. Yani 3 bölü 4 olur. Çok kolay şekilde buradan da tanjant x'e ulaştık. Alacağız bunu burada. X yerine koyup işlemi yürüteceğiz artık. Şöyle bir ABC dik üçgeni var. İçinde bir yarım çember var gördüğüm kadarıyla. O noktası merkez. D ve E de üçgene teğet etmiş. AD 5 birimmiş şurası. 5. EC uzunluk kökü 11'miş. Burası x açısıymış üçgende. Bizden kosinüs 2x soruluyor. İstenen kosinüs 2x'miş. Soruyu anladık galiba. Bir kere şuradan bir başlayalım. Ek çizim yapalım şimdi. Ne biliyoruz biz şimdi? Çemberin merkezinden teğete gidersek dik olur bu çizgi. Burası da dik olur.
Yani ilk etapta burada bir dikdörtgen oluştu. Otomatikman burası dik oldu. Aynı zamanda A noktası A noktasından çembere dıştan teğetler çizilmiş ki bu AD ile AM eşit olduğunu geçen yıldan biliyor olmamız lazım. Yani bir noktadan çembere teğet çizersen dıştan iki tane. Bunlara teğet parçası istiyoruz. AD ve AE. Bunlar eşit olur. Böylece dikdörtgen diye düşündüğüm şey aslında bir kare oldu. Aslında bu siyah çizgilerde ne oldu? Yarıçap oluyor aslında. 5, 5, 5 oldu işte. Yani R'sinde 5 olduğu ortaya çıktı burada. Şimdi başka ne var burada şimdi ona bakalım. Dediğim gibi yarıçap 5 olduğu için şurası 5. Burada bir şey daha vardı. Küp 11'i unuttum ben burada. Evet bunu unuttum. O zaman oradan şurayı hesaplayabiliriz. Evet şurayı hesaplayabiliriz. Yani Pisagor'dan burası 5. Burası kök 11 ise kök 11'in 5'in karesi artı kök 11'in karesi eşittir OC'nin karesine. Yani 11 5'in karesi de 25. 36 yaptı burası. OC'nin karesi. Demek ki OC kaçmış? 6'ymış. Evet. Demek ki burası 6'ymış arkadaşlar. Şimdi orası 6. Biz neyi bulacaktık? Bunu değil mi? Zaten bu açıyı taşıyabiliriz buraya bakın. Şu açıyla bu açı açtığı yöndeş. Burası x. Çünkü bunlar paralel. Demek ki şu küçük üçgenden o EC üçgeninden cos x'e ulaşabilirim. Cos x'e. Komşu bölü hipotenüs. Komşusu 5. Hipotenüs 6. 5 bölü 6. Yani sonunda amacıma daha tam bitmedi ama amacıma ulaştığım gibi. Çünkü ben bu üçgenden bu şekilde cos x'e ulaşabildim. Cos 2x bana lazım. Elimizde cos x varken cos 2x'e ulaşmak için cos x formüllerinden 3 tane formülden en uygunu 2 cos kare eksi 1. Çünkü elimizdeki malzemeye uygun formül bu. Kosinüs x 5 bölü 6 olduğu için 2 çarpı karesi 25 bölü 36 eksi 1. 2 ile 36'yı sağa değiştir 18. 25 bölü 18 eksi 18 bölü 18. Yani cevap 7 bölü 18 çıktı. Kısaca bir daha özetleyelim. Ne yaptık önce? Çember merkezinden teğetin değdiği noktalara birleştirirsek dik olur. Burada önce dikdörtgen diye düşündük ama sonra AD ile AE eşittir 5 5. Zaten OD ile DE yarıçap onlar da eşit. Zaten bu bir kare çıktı ve çemberin yarıçapı 5 çıktı. Daha sonra burada bir kök 11 vardı EC. Oradan AC, OC'yi 6 buldum. Ve hazır bu üçgeni elde etmişken şu açıyı buraya taşıdım. Çünkü yöndeş. Bunlar paralel olduğu için. Bu x ise burası da x olacak. Böylece şekilde cos x'e ulaştım. Cos x varken cos 2x'e ulaşmak için en direkt yol 2 cos kare x eksi 1 formülü. Oradan da cos x yerine 5 bölü 6 koyup amacımıza ulaştık.